Merhaba çiçek dostlarım, Çiçek Dolu Dünyam kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar yine bugün her zamanki gibi pazartesi gününden başladım. Kargolama hazırlıklar yaptım akşamdan. Yine birbirinden güzel böyle çiçekler çiçek dostlarıma inşallah gidecek. Böyle tek tek bunların paylaşımını yapacağım inşallah arkadaşlar. Ondan sonra da paketlemeye Böyle inanın ben de sizler kadar heyecanlanıyorum bunları hazırlarken. Yani böyle çok büyük bir mutlulukla hazırlığını yapıyorum. Çünkü ben de çok seviyorum çiçekleri sizler kadar. Bazen daha çok seven arkadaşlar var. Gerçekten bunlar bizi çok mutlu ediyor. Yani ruhumuzu dinlendiriyor. Her şeyi unutabiliyoruz. Yani bunları severken, şöyle çiçeklere bakarken, onları ekerken yani çok farklı bir duygu, anlatılmaz. Tabii çiçekleri sevmeyen de anlayamaz bizi. Şöyle buradan başlayayım. Sıdık Hanım'a inşallah gidecek, Trabzon'a gidecek. Şöyle toplu bir çiçekleri var. Şöyle bunu saksıdan söktüm. Bu da neydi? Japon balığı çiçeği arkadaşlar. Bu da bir gecelik gelin çiçeği atlas. Şöyle bir tane vardı elimde. Şu pembe açan episkiyası şöyle çelikten yaprak güzeli minyatür. Şöyle sardunyası beyaz. Şöyle dua çiçeği var. Burada da pembe çizgili dua çiçeği var. Şöyle çok güzel. Bu da neydi? Bazen unutuyorum işte şöyle isimleri. Fil kulağı arkadaşlar. Unutuyorum kusura bakmayın. Şöyle bu da sardunyası. Şöyle bu çelikten suya koymuştum. Çok güzel köklendi. Şöyle bunu göndereceğim. Bu da dantel çiçeği arkadaşlar. Şöyle şu da suya koymuştum. Bunu da göndereceğim kendisine. Ayırmak istemedim şişe içinden. Bu da arkadaşlar kağıt çiçeği. Şöyle bu da aglonema türünden. Şöyle fide olarak. Bunları göndereceğim inşallah. Şöyle perliti var. Perlit de istemişti Sıdık Hanım. Böyle bunların gönderimini inşallah yapacağım. Sıdık Hanım da sağlıkla, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burada da arkadaşlar Emine Hanım'ın siparişi var. Şöyle bir tane türlü begonya elimde son kalan vardı. Şöyle şu yapraklarında zaten bana gelirken bir yanıklar vardı. Ama inşallah yeni gelen yapraklar bakın daha sağlıklı geliyor. Şöyle bunun gönderimini yapacağım. Böyle Emine Hanım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Bu da İstanbul'a gidecek inşallah. Burada da arkadaşlar Gülizar Hanım'ın siparişi var. Şöyle Pers kalkanı. Bunu da annem köyden getirmişti. Şöyle hoyaları var. Komşusuyla birlikte alacak. Nazlı Hanım'la birlikte şöyle almak istedi hoya. İki tane bundan, bir tane mor açandan. İki tane de böyle yaprakları çok güzel bunun da. Bu da bordo açıyor. Şöyle verigata yapraklı. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Bundan yine bir saksı daha aldım. İnşallah yarın gelecek arkadaşlar. Yine biraz çiçek aldım. Eksilince, azalınca çiçekler yerini doldurmak için alıyorum. Böyle inşallah bunları göndereceğim. Gülizar Hanım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Bundan yine bir saksı daha aldım arkadaşlar. Şöyle yine suya koydum. Hafif köklenmeye başlamışlar. Çok güzel kısa sürede kökleniyorlar. Burada da şöyle menekşe geçen göstermiştim 2 gün önce. Bunlar fide. Şöyle bakın çok güzel fideler aslında. Bayağı bir kök var. Bunlar karışık. Özel tür de varmış. Normal tür de varmış. Çünkü bunları ben kendim üretmedim. Hatice teyzem üretmiş. Şöyle yapraktan. Çok da güzeller. Bunların hepsini ayıracağım tek tek toprağıyla birlikte. Saracağım peçeteye. O şekilde kutuya koyup böyle gönderim yapacağım. Bayağı bir kök var içinde.
Bunları Salih Bey istedi. Tabii eşinin ismini bilmiyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsünler. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burada da arkadaşlar Virgül ablamın siparişi var. Dışarıdan yine sesler geliyor. Ses bitmiyor burada maalesef. Herkes burada cam balkon yaptırıyor şimdi kışa hazırlık. Şöyle fırfırlı begonyası var. Şöyle iki tane kohlerası var. Şöyle bunu da çelikten suya koymuştum. Daha köklenmedi. Şöyle bu da sarı açan episkiyası. Böyle bunları inşallah göndereceğim. Birgül ablacığım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burada da Elif ablamın, bu da Trabzon'a inşallah gidecek. O da çiçeklere doyamıyor. O kadar çok, o kadar çok seviyor ki anlatamam size. Yani hepiniz çok seviyorsunuz ama bazı çiçek dostlarım başka seviyor, inanın. Bambaşka seviyor. Yani artık diyor ki beni engelle. Kıyamıyorum da engellemeye ama o da doyamıyor. Yapacak bir şey yok. Doyamıyoruz. Hepimiz aynıyız. Şöyle episkiyası var. Onda olmayan türlerden almak istedi. Şöyle bakın. Damarlı çok güzel bu. Şu da al yanak dediğim. Bu da arkadaşlar kaplumbağa sukulenti. Şöyle pıtır pıtır bayağı bir köklü. Bunu almak istedi. Şöyle kohlerası var Bibi. Şöyle siningiyası var. Bunu da göndereceğim. Bir de hoyası var şurada. Bakayım köklenmiş mi? Şöyle hafif bakın kökler gelmeye yakınlaştıramıyorum. Maalesef telefon biraz sıkıntılı benim. Böyle. Böyle Elif ablacığımın da siparişleri. Elif ablacığım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Bunun da yaprakları çok güzel. Sarı çiçek açan arkadaşlar. Kaçırmayın derim. Bir saksı daha gelecek. Aldım. Çünkü her zaman bulamayacağım bir tür. Biraz çok pahalı ama yani isteyen arkadaşlar da oluyor. O yüzden kaçırmak istemedim açıkçası. Burada da Gül Hanım'ın, bunlar da Adana'ya gidecek inşallah. Şöyle dua çiçeği var. Aglonema var. Bu küçük boyda. Şöyle bunu bir boy büyük saksıya geçirmesi gerekiyor. Şu şekilde. Çok değişik. Bunu ilk defa getirmiştim. Bundan kalmadı. Şöyle çok güzel değişik bir yaprak formu var. Şöyle dua çiçeği var. Böyle şöyle fide olarak pembe çizgili dua çiçeği var. Şöyle bakın aglonema yine. Bu da yeni yaprağını açıyor. Bu da çok güzel bir tür. Bunun büyüğü var arkadaşlar elimde. Sadece bir adet var. 170 TL fiyatı. Böyle bunları inşallah göndereceğim. Yine perlit istedi. Şöyle perlit göndereceğim. İsteyen arkadaşlara gönderiyorum. Elimde var. Toprak da gönderiyorum. İsteyen arkadaşlara. 10 litrelik toprak 60 TL arkadaşlar. Şöyle Gül Hanım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Yine bu dua çiçeğinden de gelecek arkadaşlar. Buradan söyleyeyim gelecek olan çiçekleri. 75 TL bunun fiyatı. Çok güzel. Bunu bir boy büyük saksıya geçirmeniz gerekiyor tabii ki. Şöyle yaprak formları harika. Burada da Selime Hanım'ın siparişi var. Şöyle Pers kalkanı var. Şöyle çelikten dün de söylemiştim. Şöyle bakın. Bu sarmaşık. Patos sarmaşığı değil bu arkadaşlar. Özel tür bir sarmaşık. Şöyle çelik olarak 40 TL'den satışım var. Suya da koydum. Hani isteyen arkadaşlar olursa hani köklenmiş bir şekilde göndermek için şöyle çok güzel kaçırmayın derim. Şöyle küçük fide olarak episkiyası var. Şöyle pembe açan siningiyası var. Şöyle fide dua çiçekleri var.
Bu da turuncu açan episkiyası. Şöyle yine hoyası var. Şöyle yaprakları içe doğru kıvrılmış. Şöyle yaprağının güzelliğine bakın arkadaşlar. Çok güzel. Bakın görüyor musunuz? Köklenmiş. Tam net belli olmuyor şu beyaz olan. Bakın kök. Çok çabuk kökleniyor. Bir haftada kökleniyor. Tabii geldiğinde siz de bir hafta daha bekletin. Ondan sonra ekimini yaparsınız. Şöyle dragon bundan bir taneydi. Ayırmıştım kendisine. Bu var. Göndereceğim. Böyle Selime Hanım'ın da siparişi. Bir de 20 litrelik toprak istemişti. Onu göndereceğim. O da balkonda. Tabii ki toprakları masa üstüne alamıyorum. Böyle arkadaşlar, bugünün siparişi. Yarın da inşallah yine bir siparişlerim var. Bugünlük bu kadar. Bunların paketlemesine geçeceğim. Bir de arkadaşlar, güzel bir haber de vermek istiyorum. Menekşe gelecek inşallah. Bir hafta sonra satışta olacak. Yani bir hafta en geç 10 gün sonra inşallah satışta menekşelerim olacak. Çok soran arkadaşlar var. Yani havaların serinlemesini bekliyordum. Yani Ekim başı gibi diyeyim veya bu ay sonu gibi inşallah satışta olacak menekşelerim. Yani özel tür, klasik değil. Özel tür menekşeler inşallah gelecek. Böyle. Bugünlük videom arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Yani benim için yorum çok önemli. Beğenileriniz çok önemli. Çünkü YouTube'dan daha yeni para kazanmaya başladım. Bunu da buradan söyleyeyim. Yani gerçekten çok emek verdim. Emeğimin karşılığında daha yeni yeni almaya başlıyorum YouTube'dan. Yani her gün hemen hemen her gün videolar çekiyorum biliyorsunuz. Daha yeni işte onaylandı. Para kazanmam. Çok bekledim. Hani pin kodu geliyormuş eve bayağı bir uğraşlı. Yani YouTube'dan para kazanmak çok da kolay değil diyeyim. Yani bayağı bir emek vermek gerekiyor. Bir saatini doldurmak gerekiyor. 1000 abone olduktan sonra onun bir saati var. Onu doldurmak gerekiyor. Doldurduktan sonra işte bayağı bir aşamaları var. Tabii sağ olsun Kaynım Ahmet kardeşim çok desteği oldu bana. Hep ilgilendi. Ben hiçbir şeye karışmadım. O benim yerime yani bayağı bir uğraştı, etti. Sağ olsun, çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Emeği geçen bütün herkese, bütün çiçek dostlarım, yani hepinizin çok emeği var. Tabii ki siz izledikçe, beğendikçe bana çok faydası var. Hepinizin emeğine çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun. Yani sadece şöyle YouTube kanalında hani çiçek satışı değil, zaten çiçek satışı olarak açmamıştım. Şöyle çiçeklerimi paylaşmak için açmıştım ama böyle şeye kadar gitti, yani satışa kadar gitti. Hep böyle satış videosu falan çekiyorum, işte gelen çiçekleri çekiyorum. Çünkü çok çiçek seven arkadaşlar var. O yüzden böyle satışta tabii ki benim için çok iyi oldu. Çok iyi. Hani en azından evime bir katkım var. Bu da benim için çok iyi oldu. Hem sevdiğim bir şey. Seviyorum çiçekleri de. Böyle arkadaşlar, hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi beğeni yaparsanız, yorumda hani yazmasanız bile bir kalp bırakırsanız veya bir emoji de bıraksanız olur. Bunlar da çok önemli. Bir de arkadaşlar, reklamları da hani çabuk atlamasanız sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bütün çiçek dostlarımı çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki tanıdım sizleri. Grubumuz var. Gelmek isteyen arkadaşlar olursa yardımcı olurum. Çok güzel orada dostluklar kuruyor çiçek dostlarım. Bazen ben çok yoğun oluyorum, katılamıyorum. Orada çok güzel sohbet ediyorlar, çiçeklerini paylaşıyorlar. O da beni çok mutlu ediyor. İyi ki varsınız.
Hoşça kalın arkadaşlar.